balın sebep olduğu belirlenen ikinci dalga yan etkinin tam olarak ne olduğu birazdan açıklanacak. Yetkililer bir iki gün hiç bal yemeyin, hangisi sahte belirlemek imkansız şu anda diye açıklama yaparken bala garantisini vererek bizzat satışını gerçekleştiren ünlü oyuncu Ahmet Kural'dan hala haber yok. Allah belanı versin Ahmet Kural. Daha kesinleşmiş bir şey yok ama ilk çalışmalarımız bu yönde. Hangi yönde? Öncelikle halkımıza sakin olmalarını öneriyoruz. Bal yiyen vatandaşlarımız aman ha evden çıkmasınlar. O kadar kötü mü durum? Yok da... Efendim halkımızın bilgilenmesi açısından belirtileri öğrenebilirsek belki hastalanan insanlar hastanelere başvurmak isterler. Yok yok, evden çıkmasınlar. Geçene kadar beklesinler. Ne geçene kadar? Arkadaşlar, ön çalışmalarımıza göre yendikten 24 ila 72 saat sonra... Erektil fonksiyonlarda artışa... Türkçesi? Cinsel güç ve istekte artış. Bal yiyen arkadaşlar evden aman ha çıkmasınlar. Geçici bir etki olduğunu düşünüyoruz. Geçeceğini umuyoruz. Peki efendim, problemin baldan kaynaklandığından nasıl emin oldunuz? Bizim laboratuvardaki bal yiyen arkadaşlar. Araştırmalarımız devam ediyor. Başka da sorunuz yoksa... Allah Ahmet Kural'dan razı olsun. Hayat daha güzel sanki. Renkler daha parlak sanki. Sanki hiç borcum yokmuş gibi. Yengen de mutlu. İşte çıktık dışarıya, biraz daha buluruz diye. Ne bulursunuz? Bal. Vallahi etkisi ne kadar sürer önemli. Ama bu gazla hedefi 3'ten 5'e, 5'ten 7'ye çıkartabiliriz. Vallahi güzel arkadaşım. Devir kardeşlik devri. Öyle düşmanlığa, husumete falan gerek yok iş gibi dünyada. Sonuçta aynı işi yapıyoruz. Biz birbirimizi koruyup kollamazsak bizi kim koruyacak? O zaman dediğim gibi, alt mahallenin haracını ben alıyorum. Yukarı mahalledeki kumarhaneyi de sana bırakıyorum. Madem öyle, akşam sana 7 beyaz, 2 sarışın, 1 tane de matura gönderiyorum dükkanına. İnsanlar araçlarını bırakıp toplu taşıma araçlarına yöneldi. Çok ilginç ama şu an trafik çok rahat. Toplu taşıma araçları çok kalabalık ama şu an için bir sıkıntı, bir gerilim yok. Üst üste, alt alta gidiyor insanlar. Bir tek vapuru kaçırıp eve yetişmem lazım diye denize atlayıp üzere karşıya geçmeye çalışan adamın dramı biraz üzücü bir haberdi. 8 kişi tarafından suni teneffüs yapılarak kurtarıldı bu talihsiz genç. Kaçta kaldı lan? Son 5 abi. Lan açlar! Son 5 tane kaldı, ondan sonra bu gece kapatıyoruz. Ama yarın Salih Limited yeniden hizmetinizde. Eşinize, dostunuza, akrabanıza, ananıza, avradınıza... herkese söyleyebilirsiniz efendim. Lütfen mail adreslerinizi bırakmayın, unutmayın kardeşim. Bak, döner meyhane açıldığında sizleri de aramızda görmek isteriz. Tamam? Evet, bitti. Bitti. Bitti efendim, bitti. 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 Nasıl bittisi yok ablacığım, bitti. Mal benim değil mi? Ben de istiyorum bu malı satmak ama bitti. Yarın sabah lütfen. İyi lan, iyi, iyi. Vallahi dövüş fazla oynamadıysa gayet güzel lan. Hadi bakayım, artık sen kapatırsın. Nereye abi? Biraz çıkayım da dolaşayım. Halkımız bu güzel günde herhalde Salih abisine 200 dolar harcatmaz. Kan dolaşsın, yerini bul. Tohumuna kuvvet abi. Desene oğlum, sen niye geldin? Abi ben geldim de gelmez olaydım ya. Konuş lan. Abi inan ki beni hakkıyla Şenol gönderdi. Yani ben geldim ama gizli özne onlar. La oğlum konuş konuş, kızmayacağım hadi. Hadi. Kızacaksın abi. Hem de çok kızacaksın biliyorum ama ben de kızgınım, bunu bil yani. Bu Şenol'a, Hakkı'ya, bu dünyaya, bu bozuk düzene en çok da kendime kızgınım Ahmet abi. Oğlum konuş lan, benim asabımı bozma. Bak benim derdim bana yeter. Zaten istesem de sana o kadar kızamam. Terbiyesizlik yapma. Şurada fodül mü ne var? Zaten sesim çıkmıyor. Sinirlendirme beni. Göbekliliğin altına kaydırıp konuş. Senin bu bal rezaletinden sonra... Evet. Hakkıyla Şenol dedi ki abi... Kapı abi. Salih abi.
Hadi. Ya bırak lan bir şey de salihsiz yapın arkadaş. Ahmet. Ya ne söyleyeceğim? Soracak bir şey yok. Bakın baldan sonra. Aç kapıyı. Ya bırak. Ziyarete gel. Ya bıraksana. Bırak dedim. Allah Allah. Beyler. Bir açıklama yapacak mısın? Öptün mü lan? Hanım, ben de şimdi konuya giriyordum işte efendim. Oh, çok güzel. Oğlum, senin dünyadan haberin yok. Ahmet Kural ya, çekil oradan. Oğlum var ya, ortalık birbirine girmiş. Dünyadan haberin yok. Bence bak sonra da kaç. Hangi kanaldı lan bu? Sahte bağ skandalından sonra ortalıklarda gözükmeyen Ahmet Kural'ı muhabir arkadaşlarımız şu anda canlı yayında ele geçiriyorlar. Nasıl ya? Canlı bağlantıdayız. Sayın Ahmet Kural, bir açıklama yapacak mısınız? Hadi. Nasıl lan? Bizzat garantörü oldunuz malın cinsel gücü ve işlemi arttırdığına dair iddialara ne diyeceksiniz? Yok. Oba. Nasıl ya? Ne diyor bunlar? Vallahi biz de anlamadık Ahmet. Haberlerde, haberlerde hep sen varsın. Polis hep peşindeymiş. Ama halk şimdilik tepkisizmiş. Öyle dedi televizyon. Evet, bal yiyenlere sokağa çıkma yasağı gelmiş. Eve giren yarım saat sonra dışarı çıkıyor. Halkımız kanı başka yerdeyken sokağa çıkıyor Ahmet. Millet birbirine sürtürmekten alev almış lan. Geçen gün bende de bir kımıldanma oldu. Acaba mı dedim. Ulan acaba mı derken öksürdüm geçti böyle deyince kan burada kalmaya devam ediyor yani. Sanki suçlu da bir tek Ahmet Kural. Ha. Başka kimse yok. Ha, sanki başka adam yok ya. Şunlara göstereyim gönlünü. Hayır Ahmet, sakın. Ahmet. Bak, senin gözükmemen lazım. Ahmet. Senin bence de bir yerlerden kaçıp kurtul. Yapma bunu. Ahmet. Yapma bak. Çekil. Ahmet. Hadlerini bildireyim karakterin. Dur. Ahmet. Karaktere zarar verme. Filmi düşün. Ahmet. Kendi hebesini düzükleyen adamın karakteri mi olur lan? Çekil lan. Bu yaptığınız çirkin ve düzeysiz bir hareket. Tamamen bir linç girişimi. Tamamen Ahmet Kural'ı bitirme projesi. Siz ne yapıyorsunuz çocuklar? Allah'ınızı seversiniz. Böyle bir şeyin ihtimali olabilir mi ya? Siz beni ne sanıyorsunuz? Vallahi çok kırıldım. Yemin ediyorum çok kırıldım. Yani bu adamın Ahmet Kural olma şansı var mı? Bu adamın Ahmet Kural'lık bir hali var mı? Yani koskoca Ahmet Kural'ı tanımayanları buraya gönderen medya editörlerine de 7-8 çift lafım olacak. Ahmet Kural siz misiniz? Şüphem mi var lan? Ha? Örtek pörtek bakıyorum. İndir oğlum şunu, ağzıma mı sokacağım? Ahmet Kural benim. Bu yaptığınız çok seviyesiz bir hareket. Tamamen beni bitirmeye çalışıyorsunuz. Hepinizi toptan kınıyorum. Balınızdan satın almış olan 243 bin kişiye bir mesajınız olacaktır herhalde, değil mi? Arkadaş, 243 bin oldu mu lan? Vay be. Arkadaşlar, ben kimseye gidin de baldan alın demedim. Baldan dadın dedim. Yok, dediniz. Demedim. Dediniz. Demedim lan. Allah Allah. Oğlum sen nasıl bir adam? Tamam, hadi onu geçtim. Onu geçtim. Ben reklamda oynadım kardeş. Aracıyım yani. Para kazanmak için. Ne bak, aşmayayım. Yok, Ahmet Kural kişisel garantisiyle dediniz. Altını da çizdiniz. Yani bana kızacak bir şey yok. Var. Yok ulan. Var, var. O zaman Ahmet Bey, siz röportaja devam edin. Benim ufak bir işim var, onu halledip geliyorum. Tamam Salih Bey. Çocuklar bekliyor, emlak ofisinde depozito falan halledecekmişiz. Onu bir şey yapalım. Ahmet Bey, kolay gelsin. Hadi Ahmetciğim, görüşürüz. Mehrudar ol ya. Efendim, bir açıklama yapacak mısınız? Hadi yok. Gidik. Bana ilk acı demedik. Yedi müzik kazanmayacak. Bize atmayacak. O da kreş kartalar. Diğer taraftan bu etkinin balın satışını artıracağından da bahsediliyor. Ama bütün ballar topatıldı piyasadan, değil mi efendim? Son olarak bal tutan parmağını yalar. Arıya bal vermişler kaçmış. Mandaya bal vermişler sekmiş. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı.